bütün bayrakları görmek istiyoruz Fatih. Ardından yol yürümek sen onur duyduğumuz liderimiz geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Derdimiz memleket, sevdamız insan. Derdimiz memleket, sevdamız insan. Bütün bayrakları görelim lütfen. Bayraklarımızı indirmiyoruz. Mazluma umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ömrünü ülkesine ve milletine adayan lider geliyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için. Evet, bütün bayrakları görelim lütfen Fatih. Vakit tamam, hazır mıyız Fatih? Bütün bayrakları görelim lütfen, o geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider geliyor. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
Maşallah. Fatih bugün bir başkasın. Bugün bir başkasın Fatih. İnşallah ismin gibi 2019 fetihlerine yürümeye hazır mısın Fatih? Maşallah. Biz bu Fatih'i böyle tanıdık. Bugünkü gibi tanıdık. İnşallah bundan sonra da böyle tanıyalım. Bugün Fevzi Paşa Caddesi'nde biraz yürüdüm. Ama Fevzi Paşa Caddesi'nde yürürken bir başka coşku, bir başka heyecan, bir başka aşk gördüm. İnşallah bunu şöyle 2019 Mart'ında da ardından inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminde de görürüz. Malum bugün 6. olağan kongresinde Fatih'te sizlerle bir aradayız. Sağ olun, var olun. Ama ben sizinle sohbet etmek istiyorum. Dertleşmek istiyorum. Buna hazır mıyız? Ve gençler, hanım kardeşlerim, ana kademe çok çalışacağız. Rabia'mızı biliyorsunuz değil mi? Rabia, Rabia. Ama Rabia'mızın içeriğini de biliyor muyuz? Bunu her yerde seslendireceğiz. Burada Esma'mızın ruhu var. Nedir bu? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tek millette ne var? Türküyle. Hani sesiniz çıkmıyor. Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla 81 milyon biz tek milletiz. Niye? Rabbimiz öyle emrediyor da onun için. Bizi kavimler halinde, kabileler halinde yaradan Rabbimiz üstünlüğü şu kavme bu kavme vermedi. Üstünlük neyle? Üstünlük ittika ile, takva ile. Öyle mi? Paran, pulun üstünlük sebebi değil. Makam, mevki üstünlük sebebi değil. Hepimizin yarın gideceği yer neresi? 2 metreküp mezar. Öyle mi? Elimizde garanti var mı? Hemen zaten sağımız olduğu gibi kabristan. Zaten ölümü öldürdüğümüz gün güçlüyüz. İşte Afrin'de bunu gördük mü? Ve Afrin'deki gazilerden komuta kademesinde yanıma geldiler. Bir tanesi çok manidardı. Arkadaşı dedi ki, bu komutan dedi, Cumhurbaşkanım çok farklı. Nedir dedim farkı? Bu dedi cephede adeta delik deşik oldu. Özgür Suriye ordusundan. Bir dur. Karnı yok dediler. Aç bakayım dedim. Açtı. Hakikaten karnı alınmış. Ve dikişler. Tamamıyla. Omuzdan aldığı mermiler. Kalçadan aldığı mermiler. O haliyle tekrar cepheye gitmiş. Ve PKK terör örgütü onun başına çok büyük paralar veriyor. Fakat ondaki o inanç,
Ondaki o iman farklı bir şey. Akif diyor ya, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Satılıklarla onların imanı bir olur mu? Bay Kemal ne diyor? Onlar diyor terör örgütü, terör. Bay Kemal, onlar benim Mehmetçiğimle beraber Afrin'de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensuplarıyla kol kola gidebilirsin. Ama onlar terör örgütüyle değil, tam aksine benim Mehmet'imle kol kola Afrin'de savaştılar, savaşıyorlar. İşte şu anda da Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4200. 4200. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Bak, hani gitmiyordun, ne oldu? Şimdi Hatay'a falan gitmiş. Hani sanatçılarla falan dalganı geçiyordun. O adamın yanında ne işiniz var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da ya? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. Yanlış oluyor dediler. Gitmen lazım dediler. Bu adam aynısını nerede yaptı bir de biliyor musunuz? 15 Temmuz'un sonrasında 7 Ağustos'ta Yeni Kapı mitingini yaptık mı? Ben 7 Kapı mitinginde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli'ye gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Ama beyefendi Bay Kemal cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. Ve o bizim 7 Ağustos'taki barış, dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte 7 Ağustos'un bir barış mitingi olmadığı, kardeşlik mitingi olmadığı istikametinde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle. Biz milletle barışız. Biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz. Ve bununla bu yolda devam ediyoruz. Ve bizim ruhumuzda kardeşlik inşa edilmiş vaziyette. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz ya. Öyle mi? Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz be. Akrabalık için değil, makam mevki için değil, sadece yaradandan ötürü. Bayrak bizim birbirimize bağlandığımız en büyük bağ. Burada şehidimizin kanının rengi var. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Hilal, değerli kardeşlerim, bağımsızlığımızı hep inşa etti. Ne zamandan beri? Osmanlı'dan beri. Yıldızlar şehitlerimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte 780 bin kilometre karelik bu vatan toprakları şehit kanlarıyla yoğruldu ve vatan oldu. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Cudi'yi ne yaptık görüyorsunuz. İnlerine girdik. Gabarda inlerine girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Bestler Deresi'nde inlerine girdik. Hala giriyoruz, gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Yurt dışında, Kosova'da aldık geldik mi 6 tanesini? FETÖ. 3 tanesini de Gabon'dan aldık geldik mi? FETÖ. Yurt dışından 80 tane FETÖ'yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Çünkü şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ve değerli kardeşlerim, 4 tek devlet.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Tamam. Öyleyse ne olacağız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah önümüzde Cumhur İttifakı var. Ne demek bu? Biz 81 milyona bir mesaj vereceğiz. Cumhur İttifakı. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ve inşallah sandıklardan farklı çıkacağız. Farklı çıkalım ki Türkiye'de yeni bir dönem başlasın. Şimdi kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, gençlerimizi kucaklamaya var mıyız? Ve kimseyi küstürmeden, üzmeden, bir kenara koymadan yola devam. Tamam? Öyleyse şöyle bir daha kaldıralım. Arka tarafın elini görmüyorum. Gayet gür sadayla beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey ismiyle müsemma Fatih'i hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Siyaseti sadece siyaset yapmış olmak için değil, mutlu ve müreffeh bir Türkiye ateşini ve sevdasını yüreğimizde hissettiğimiz için yapıyoruz diyen, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Türkiye sevdası lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Teşekkürler Fatih. İşte millet, işte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız,
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Fatih. Kalkınmayı takip ederek ve programında yer alan demokratikleşme süreçlerinde Türkiye'ye kazandırmak suretiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, kongreler önemli. Bugün burada bir değişim oluyor. Nöbet değişimi, bayrak değişimi. Tabii bu bölgenin insanıyım. Gençliğim burada geçti. Birkaç defa bu bölgeden vekil seçtiniz. Çok iyi bildiğim bir bölge Fatih. Çok dostlarım var. Annem babam hala burada oturuyorlar. Dolayısıyla Fatih ilçesinde görev yapmış Ahmet Gök kardeşim ve çalışma arkadaşlarına bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak kongre sonucu Orhan Bey kardeşim ve arkadaşlarına şimdiden başarılar diliyorum. Aramızdan ayrılmış, rahmeti rahmana göçmüş ama emeği geçmiş bütün kardeşlerimi rahmetle, minnetle anıyorum. Kendimize güvenelim. AK Parti'nin bu ülkeye sağladığı bütün kazanımların arkasında AK Partili her bireyin, üyenin, mahalle temsilcisinin, il ilçe yöneticisinin en tabandan tavana kadar herkesin payı var, hakkı var. Çünkü biz birlikte AK Parti'yiz. Birlikte Türkiye'yi inşa ettik. Kongremiz hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Evet, bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Şöyle bütün bayrakları bir görelim. Dudaklarda şarkımız, tek sevdamız Türkiye. İşte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Bu yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Sevdamız
sevdamız Türkiye, sessizlerin sesiyiz. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Her şey bu milletin için, her şey Türkiye. Ak sevdalılarız. Bizler ak yürekleriz. Bizler bu partinin vicdanı, ak teşkilatlarız. Biz hazırız Cumhurbaşkanım. Fatih'te hazırız. İstanbul'da hazırız. Cumhuriyetimizin 100. yılına. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Teşekkürler Fatih. Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Vakit tamamı geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı, İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan.
İşte teşkilat, işte lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Fatihliler, İstanbul'umuzun gözbebeği Fatih'te AK Parti bayrağını dalgalandıran kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Fatih'in tüm mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Fatih teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kardeşlerim, dışarıda salonun beş misli bir katılım vardı. Onun için bugün Fatih bir başka, heyecan başka, coşku başka. Fevzi Paşa Caddesi'nde bir dükkana uğradım. Oradan şöyle bir kahve içelim dedim. 40 yıl hatırı var ya. Oraya uğradık. Tam orada kahvemizi içerken maşallah dışarıda bir miting hazırlığı olmuş. Ondan sonra bir selamlama yaptık. Ve oradan buraya geldik. Maşallah Fatih Belediye'mizin de güzel bir senfoni orkestrası var. Onları bir dinledik. Baktım Tuna Nehri'ni söylüyorlar. Evet. Tuna Nehri akacak inşallah. Akacak. Ama buna hazır olmamız lazım. Buna hazır mıyız? Mesela o. Ve bu coşkuyu, bu heyecanı 2019'a taşımamız lazım. Kardeşlerim, eğer bu coşku, bu heyecan 2019'a bu şekilde taşınırsa, inanın yerel seçimlerde de hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı seçiminde de bambaşka bir neticeyle sandıklardan çıkarız. Şu ana kadar gittiğim her ilde, ilçelerde Allah'a hamdolsun bunu görüyorum. Ama bunu devam ettirmemiz lazım. Yani sadece kongreyi yaptığımız gün olursa olmaz. Bunun devamı lazım. Kalıcılığı lazım. Bunu kim yapacak? Teşkilat, teşkilat, teşkilat. İşte ben karşımda şu anda bu teşkilatı görüyorum. Bir siyasi hareketin, bir davanın eğer onu omuzlarında yüklenmiş teşkilatı varsa o neticeye ulaşır. Bütün mesele böyle bir davayı yüklenmiş kadronun olmasıdır. Teşkilatın olmasıdır. Ben karşımda bu teşkilatı görüyorum ama yorulmak yok. Tamam. Kardeşlerim, işte biliyorsunuz son günlerde
rejimin kimyasal silahla yaptığı bir saldırının ardından Amerika ve Rusya'nın başını çektiği bir resleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti zaten. Hep bunu takip ettik. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Niye? O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu. Ancak kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği yüz binlerce masum Suriyeli için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Olay sadece kimyasal değil. Kimyasallarla şehit edilenlerin sayısı bir miktar. Ama konvansiyonel silahlarla bunların kat be kat fazlası insan şehit edildi. Evvela 2011 yılında Dera'da başlayan hadiselerden beri katledilen yüz binlerce masum çocuğun, kadının, sivilin hesabı sorulurdu. Sormadılar. Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez. Ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DAEŞ'sa, biz DAEŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DAEŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DAEŞ'liyi biz oralardan etkisiz hale getirerek attık. Maşallah. Maşallah. Münbiç'e gitme kararını verdiğimiz an önce ben, ardından da siz beraber. Beraber. Suriye'de gerçekten ülke halkının güvenliği, huzuru, geleceği, hakları için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem de DAEŞ'inden PYD'sine, tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrın ortaya konması gerekir. Suriye halkı rejimin zulmüyle terör örgütleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Türkiye olarak Suriye topraklarını tüm terör örgütlerinden temizleyerek güvenli ve yaşanabilir yerler haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin gayesi budur. Bunun için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sınırları içinde 7 yıldır 3,5 milyon Suriyeli'yi misafir eden bir ülke olarak Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz. İşte ben şimdi Fatih'te girdiğim o kahveyi içtiğimiz yerde, ismini vermeyeyim, propaganda olur. Orada ders çalışan Suriyeli gençleri gördüm. Baktım hepsi ders çalışıyor. Ama şakır şakır da Türkçe konuşuyorlar. Mutlu oldum.
Sevindim. Niye? Elhamdülillah. Biz ensarız. Onlar muhacir. Ve bu muhacir kardeşlerimiz şu anda Türkiye'de üniversite okuyorlar. Türkçe'yi de gayet iyi. Ama bir tanesini gördüm ki o çok daha ilginçti. Baktım ki hoca matematik dersi veriyor. Kime? Yine Suriyeli bir kızımıza. Şimdi bütün bunlarla beraber bir şeyi iyi kavramamız lazım. Biz ensar olan bir toplumdan, evet, yıllar yılı Mekke'nin fethine hazırlanmış bir peygamberi gördük. Bu kolay bir şey değil. Ve sevgililer, sevgilisi peygamberimiz işte bir muhacir olarak Medine'ye, ama Medine'den de evet Mekke'ye dönüşü manidardır. O muhacir sevgili peygamberimiz ensarın içerisinden döndü ve Mekke'nin fethini evelallah kavgasız, gürültüsüz bitirdi. Şimdi birileri anlamıyor bu işi. Bilmiyor. Bay Kemal bu işlerden anlamaz. Ama Bay Kemal galiba bugün Hatay'a gidiyor herhalde. Değil mi? Öyle bir durum var. Öyle bir haber aldım. Hayırlı yolculuklar. Biz dalga geçmeyiz. Yeter ki gitsin. Ve takdir de ederiz. Yanına hangi sanatçıyı almış ona da bakmayız. Yeter ki gitsinler. Yeter ki teröristleri yanına almasın. Mesele bu. Şimdi adalet yürüyüşü, adalet kavramı çok güzel bir kavram. Ama adalet yürüyüşü yapayım derken yanına sen teröristleri alırsan, ha kusura bakma, onun adı adalet olmaz, onun adı atalet olur. Bunu birbirine karıştırmayacağız. Ve şimdi biz yolculuğumuzu farklı yapıyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile kendi projelerini bir tutanlar her şeyden önce Suriye halkına haksızlık yaparlar. Suriye'de etkinlik yürüten unsurlar içinde kontrolü altındaki bölgeleri, güvenliği ve altyapısıyla yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Bizim operasyon bölgelerimizde rejimin ve terör örgütleri eliyle sahada varlık gösterenlerin operasyon yürüttüğü yerlerin durumu mukayese edildiğinde bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır. Gençler, ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli'den ne rejimin, ne PYD'nin, ne de DAEŞ'in hakim olduğu yerlere kimse geri dönmüyor. Ama Türkiye'nin bulunduğu her yere akın akın geri dönüşler başladı. Nereye? Fırat Kalkanı Harekatı'na, Cerablus, Errai, Elbap, buraya 160 bin kişi şu ana kadar döndü. Allah'ın izniyle kısa bir zaman içerisinde onun daha fazlası Afrin'e dönecek. Göreceksiniz. Çünkü biz niçin gidiyoruz? Biz gittiğimiz yere adaleti götürüyoruz. Biz gittiğimiz yere suhureti getiriyoruz. Biz gittiğimiz yere barışı götürüyoruz. Bizim farkımız var. İşte bu tek başına Suriye'deki gerçek durumu anlatmaya yeterlidir. Bu sabah İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May ile görüştüm. Güzel bir görüşme oldu. Ve bu atılan adımın içeriğini kendileriyle görüştük. Tabii Rusya Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce çok daha barışa yönelik bir çözüme kavuşmasında fayda olduğunu da kendileriyle işledim. Biraz sonra da Sayın Macron'la görüşeceğim.
Onunla görüşmem var. Ve bu arada arkadaşlarım Sayın Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bu arada bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız. Çünkü bu bölgede üzerimizdeki görev, yük çok ağır. Niye? 911 kilometre bizim sınırımız var. Ve burada akrabalıklar var. Bu bağlar var. Sorumluluğumuz fazla. Bunu bir an önce ne yapmamız lazım? Aşmamız gerekiyor. Yani biz birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Ne yapacağımızın planını, programını çok iyi yapmamız lazım. Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz, ne de PYD ve DAEŞ terör örgütlerine göz açtıracağız. Ah ah, 7 demiyorum, 5 yıl önce eğer şu Esed ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bugün bölge bu hale gelmeyecekti. Biz neler söyledik ama maalesef bir kulaklarından girdi, öbür kulaklarından çıktı. Çünkü biz işin içindeydik. Biz buranın yapısını, karakterini biliyorduk. Ama dinlemediler. Bakınız kardeşlerim, dün Dabık'ta, Elbap'ta, DAEŞ'in başını biz bunun için ezdik. Halen Afrin'de PYD'yi açtığı çukurlara bunun için gömüyoruz. Münbiç'ten Haseke'ye kadar olan sınır boylarımızdaki tüm teröristlere de inşallah aynısını yapacağız. Sahada bu şekilde yolumuza devam ederken soruna Cenevre ve Astana süreçleri çerçevesinde çözüm bulunması gayretlerine destek vermeyi de sürdüreceğiz. Astana'da biz Türkiye, Rusya, İran orada garantörüz. Dayanışmamızı sürdüreceğiz. Cenevre'de aynı şekilde. Diğer yandan Suriye özelinde başlayan ama hızla yayılma potansiyeline sahip bulunduğu görülen son kriz dünyanın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu da ortaya koymuştur. Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum. Gelin kimyasalıyla, konvansiyonuyla, kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil, bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim. Ben bu teklifi de yaptım ha. Neydi o teklif? Ben gerek Amerika'ya, gerek Batı'ya, gerek Rusya'ya şunu yaptım. Dedim ki gelin bu 3,5 milyon sadece bizde var. Dünyaya dağılmış olan mazlumlar var. Biz burada bunlara konutlar yapalım. Bu silahlanma yarışını bir kenara koyalım. Bu teröristleri buralardan def edelim. Bunlara şehirler oluşturalım ve güvenli bölgeler oluşturalım dedim. Ne zaman? Ta Sayın Obama döneminde. Çok güzel dediler. Ama ne yazık ki çok güzel diyenler bu konuda adım atmadılar. Suudi Arabistan'a da yaptım bu teklifi. Ama maalesef güzel diyenler bu güzel teklife olumlu yaklaşmadı. Biz sabırlı gittik. Gideceğiz. Bu başarılsaydı dünya herkes için daha güvenli, daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline dönüşecekti. Şimdi kardeşlerim, istiklalini ve istikbalini güvence altında tutabilmek için Türkiye sürekli büyümek, gelişmek, ileriye gitmek güçlü olmak zorundadır. Milletimiz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırma görevini özellikle hem hükümette hem de büyük ölçüde
belediyelerde kime verdi? Bize verdi. Belediyelerde bizim güçlü bir yerimiz var. Konumumuz var. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için bugüne kadar çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. Her seçimi milletimizin bize olan güveninin, itimadının bir göstergesi olarak görüyorum. İster milletvekili, ister belediye, ister cumhurbaşkanlığı seçimi, isterse halk oylaması olsun. Her seçime bir imtihan nazarıyla baktım. En son imtihanımızı da ne zaman verdik? Evet, 16 Nisan'da verdik. Kardeşlerim, Fatih 16 Nisan halk oylamasında 51,4 oy oranıyla İstanbul ortalamasının üzerine çıktı ama Türkiye ortalamasının ne yazık ki altında kaldı. Fatih'e bu yakışır mı? Fatih ismine bu yakışır mı? Soruyorum, yakışır mı? Peki şimdi bunu inşallah ilk seçimde tersine çevirmeye var mıyız? Çünkü ben bu Fatih'in içinde doğmadım ama Fatih'te herhalde bu salondakilerin çoğu kadar yaşadım. İmam Hatip Okulu'nu burada okudum. Siyaseti burada yaptım. Ve siyasette gençlik kolları il başkanlığından tut ana kademeye kadar hepsini Fatih'te yaptım. Burada İmam Hatip Okulu'nu okudum, bitirdim. Bu ne demektir? Nereden bakarsan bak, 20 yılım benim Fatih'te geçti. Onun için mahallelerini iyi bilirim. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ama bizi mahcup etmeyin. 51,4 nedir ya? Şöyle 60'a 70'e doğru yürümemiz lazım. Buna var mıyız? Hazır mıyız? Maşallah. Geliyorum şimdi, dur. Sizinle bir akitleşme yapacağız. İnşallah 2019 seçimlerinde Fatih'te çok daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hem belediye başkanlığında, hem milletvekilliğinde, hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih ilçemiz şöyle tarihe geçecek oranlarla şanına yakışanı Allah'ın izniyle yapacaktır. Bu ismi taşımak kolay değil ya, Fatih. Eğer isminiz Fatih ise sizin de Fatih gibi neticeler elde etmeniz gerekir. Şimdi şurada arkamızdaki surlar nereye gidiyor? Fatih'in o şahiyi devreye soktuğu yere gidiyor. Bu surlar onun şahididir. Şimdi Fatih'in sesini bir duyalım bakalım gençler. Fatih'in sesini bir duyalım. Ana kademe, şöyle bir ayağa kalkın bakalım. Ana kademeyi bir göreyim. Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Buyurun. Kadın kolları. Şöyle bir kalkın bakalım. Maşallah. Maşallah. Kadın kolları ana kademeyi geçti. 2019'a kadar her eve girerek gönülleri kazanmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya biraz düşük mü oldu? Ses biraz düşük mü oldu kadın kollarından? Hazır mıyız? Ha böyle, böyle inşallah. Buyurun. Şimdi gelelim gençlere. Gençlerin startı. Gençler, 2019'a kadar liselerden üniversitelere, tüm gençlere ulaşmaya hazır mıyız?
gönüllerini almaya hazır mıyız? Asla gönül kırmayacağız. Tamam? Tamam? Fatih'te ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, desteğini almadık vatandaşımız bırakmamaya söz veriyor musunuz? Maşallah. Kardeşlerim, Fatih demek İstanbul'un kalbi demektir. Tamam? Hani şairin bir tek taşına yekpare Acem mülkünü feda ettiği İstanbul var ya, orası neresi? Orası Fatih, Fatih. Acem mülkü feda. Gençler, kadın kolları, ana kademe, yahu buranın manevi sultanları var. Burada Fatih Sultan Mehmet Han var. Burada Yavuz Sultan Selim Han var. Burada Kanuni Sultan Süleyman var. Bu ne demek biliyor musunuz? Sorumluluğunuz o kadar büyük. O kadar büyük. Onun için çok çalışacağız. Burada Sultan Abdülhamid-i Sani var. Sorumluluğunuz o kadar büyük. Lafla olmuyor bu iş. Onun için çok çalışacağız. Çok koşacağız. Çok didineceğiz. Onlara layık olacağız. Tamam? Durmak yok. Bu ilçenin kıymetini çok iyi bilmek zorundayız. Şimdi gelirken o senfoni orkestrasını gördüm. Senfoni orkestrasını gördüm. Maşallah Fatih Belediye'mizin, Burak nerede Burak? Doktor Burak. Değerli kardeşlerim, tarihi Yarımada'nın içinde bulunduğu Fatih ilçesine hak ettiği hizmetleri getirmek bizim ecdada olan sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Senfoni orkestrasını gördüm. Maşallah. Başkan, kaç yüz kişiden oluşuyor? Yok, bana başka rakam söylediler. Dedim kaç kişi var burada? Bana dediler ki burada 3000 kişi derse geliyor. Bunlar dönerli. Şimdi benden bir söz istediler. Biz külliyeye gelebilir miyiz dediler. Ben de maestroya dedim ki evet, biz sizi külliyede ağırlarız. Ama sizden 300 kişi istiyorum dedim. Ve bu gençler, bu çocuklar inşallah 300 kişiyle külliyede gelip bir konser verecekler. Bu Fatih Belediyesi'nin inşallah gençleri olacak. Onları orada ağırlayacağız. Tamam? Onun için tebrik ediyorum. Burası eskiden neydi? Sulu Kule'ydi. Sulu Kule'nin biliyorsunuz klarneti meşhurdur. Davulu meşhurdur. Ne ararsan bu noktada var. Ama şimdi o Sulu Kule'nin yerine bu işi çok daha edibane bir şekilde yapan, hakikaten bütün oradaki projeyle farklı bir şekilde inşa etmiş bir Fatih Belediye'miz var. Şu anda her yönüyle gayet güzel, hakikaten medeni bir Sulu Kule meydana geldi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İşte AK Parti bu demektir. AK Parti mezbelelikler bırakan değil, mezbelelikleri
ele alıp onları modern, insanca yaşayabileceğimiz hale getiren belediye demektir. Şimdi inşallah çok daha ilginçlerini yapıyoruz, yapacağız. İlçe belediyemiz eliyle son 3 dönemde Fatih'e 631 trilyon liralık yatırım yaptık. Bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın, büyükşehir belediyemizin hizmetleriyle bu rakam milyarlarca değil, dikkat edin, evet, katrilyonu buldu. İlçe belediyemiz eliyle aralarında medreselerin, tekkelerin, camilerin, sarnıçların, çeşmelerin de bulunduğu 337 adet eseri restore ederek İstanbul'a ve dünyaya yeniden kazandırdık. Şimdi sırada bir kısmının projesi Anahtar Kurulu tarafından da onaylanmış olan 850 eser daha var. Ayrıca ilçenin görüntüsünü güzelleştirmek için 2000 binanın cephesi tarihe, dokuya uygun şekilde yenilendi. Hem şehrimiz hem de ülkemiz için başlı başına bir değer olan Kapalı Çarşı'nın restorasyon çatısından başladı. İnşallah Mayıs ayında çatının restorasyonu bitiyor. Altyapı çalışmalarıyla birlikte diğer kısımların restorasyonu ve güçlendirilmesi de yapılıyor. İstanbul'un en renkli semtlerinden biri olan, az önce anlattım, Sulu Kule halloldu zaten. Osmanlı Türk mimarisinin örnek bir semti olarak yenilenen Ayvansaray'daki çalışmalar bitmek üzere. Süleymaniye'de Kiptaş'la birlikte 734 bina yenileniyor. Böylece sokak silüetinden mahalle dokusuna kadar tarihi Süleymaniye Mahallesi aslına uygun şekilde yeniden canlandırılıyor. İlçedeki yeşil alan ve park büyüklüğü 101 bin metrekareden 487 bin metrekareye çıkartıldı. Yapılan 15 ve inşa halinde olan 5 spor salonu ile Fatih'teki gençlerimize sağlıklı ortamlarda spor yapma imkanı temin edildi. Şimdi asıl önemli olan Abdi İpekçi kapalı spor salonunun olduğu bölge tamamıyla inşallah basketbol federasyonumuzun emrine amade olacak şekilde yıkılıyor ve oradaki tüm antrenman salonlarıyla birlikte federasyon merkezi orada inşa edilecek. Tabii bunun yapımıyla da gerçekten gençliğimiz çok büyük bir imkana kavuşmuş olacak. 15 yıl önce sadece bir sosyal tesis varken bugün bu sayı Fatih'te 9'a yükseldi. Gençler, Sulu Kule Sanat Akademisi ile binlerce çocuğa ücretsiz müzik ve sanat eğitimi veriliyor. Var mıydı böyle geçmişte? Hani sanat severler, şunlar bunlar konuşuyorlar. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserle konuşuyoruz, eserle. Eserle konuşuyoruz. Eminönü'nün yaklaşık yarısının yayalaştırılması, günde 2 milyon insanın ziyaret ettiği bu bölgeyi oldukça rahatlatmıştır. Belediyemiz biri 1700, diğeri 600 kişilik Yeni Kapı Gösteri Sanatları ve Sulu Kule Kültür Merkezleri ile ilçemize iki önemli proje kazandırmanın hazırlıkları içindedir. Ayrıca ilçemize 6 yeni kütüphane yapılıyor. Her merkezi yer gibi Fatih'in de en büyük sıkıntılarından biri nedir? Otopark. Belediyemiz tam otomatik katlı otoparklarla bu soruna çözüm bulmaya şu anda inşallah gayret ediyor. İlki faaliyete geçen bu otoparklardan 3 tane daha yapılacak. Ana hatlarıyla ifade ettiğimiz bu hizmetlerle birlikte Fatih'imiz çok daha farklı bir yere inşallah geliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni hizmetlerle, yeni projelerle İstanbul'u eserlerimizde tekrar ve tekrar
fethetmeyi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, AK Parti'nin en önemli özelliği geçmiş örneklerinin aksine hep yapmanın, ihya etmenin, inşa etmenin peşinde koşmasıdır. Bu anlayışın en önemli, en somut icraatlarını İstanbul'da görmek mümkündür. Her konuda olduğu gibi şehirlerimizin inşası ve ihyasında da öncelikler belirleyici olmuştur. Bir dönem İstanbul'un kaçak inşaatlar, gecekondular tarafından kuşatılması, hatta her yer bununla istila edilmesinin sebebi işte bu öncelik sıralamasının yapılamamasıdır. Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a yönelen göçü önleyecek tedbirleri alamayanlar, bu şehre gelen insanları nizami bir şekilde iskan da edememişlerdir. İnsanımız zaten kendi imkanlarıyla öyle veya böyle başlarını sokacak ev yapıyorlardı. Hiç değilse aynı imkanlarla bu evlerin mahallesiyle, caddesiyle, sokağıyla, kamu tesisleriyle düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamanın önünde hiçbir mani yoktu. Maalesef bizden önce İstanbul'da bu yapılmadı. Çünkü iskan işi imkandan önce zihniyet işidir. Vizyon olmayınca proje de olmuyor. Sonuçta ortaya önce dev yerleşim yerlerinin kurulduğu, ardından altyapısının getirildiği, en son olarak da imarının yapıldığı şehirler çıkıyor. Hadi yeni kurulan yerleri bir kenara bıraktık. Şehirlerimizin Fatih gibi kadim bölgelerine de sahip çıkamadık. Surlardaki gecekonduları hatırlıyorsunuz. Cami bahçelerindeki, türbe kenarlarındaki, nice tarihi eserin içindeki, dışındaki garabet yapıları, derme çatma kulübeleri herhalde unutmadık. Yenisini doğru yapmayı bıraktık. Eskisine sahip çıkamayan bir anlayış yüzünden İstanbul gibi bir cevheri tehlikeye attık. Bakın şimdi ben burada belki çok iddialı geleceğim. Sayın Başkan, sen buradasın. Büyükşehir Belediye Başkanımız farklı kongrelerde. Ama ben diyorum ki üzerinde çalışmamız gereken çok önemli bir şey var. Nedir bu? Surların dibinde tarihi olarak neler var? Hendekler var. Değil mi? Ve bu hendekler, içeriği söylemiyorum, dışarıyı söylüyorum. Bu hendeklerin içerisinde neydi? Oralarda işte salatalık, soğan, şu bu filan falan, bunlar yetiştirilir. Ama öyle yazılar duydum ki, okudum ki vesaire, ne dediler? İşte Osmanlı döneminde ordunun bütün gıda ihtiyacı buralardan karşılanıyordu. Ya kardeşim, doğrudur. Yüzyıllarca önce oradan karşılanıyor olabilir. Artık şu anda böyle bir dönem var mı? Yok. Bizim şimdi orayı bu surların mütemmimi olacak projelerle güçlendirmemiz lazım. Ve oralardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmamız lazım. Artık çevre, peyzaj diye bir dönem var. Oralara bir çevre, peyzaj düzenlemesi getirmek suretiyle oraları adeta İstanbul'un çocuklarına piknik alanları haline getirmek varken oraları niçin hala öyle bir garabet olarak saklayalım? Ve bu konularda dahi bakıyorsunuz siyasetin içerisinde belli yerlere gelmiş olanların inadi tutumlarını aşmak mümkün olmadı. Ve bunun için de 15 yılımız geride kaldı. Artık bunu aşmamız lazım. Bunun üzerinde çalışıp hemen bu adımları atmamız lazım. İşte şurada bir Zeytinburnu'na iniyorsunuz. Hafta sonlarında oralarda tüm ailelerin
çocuklarıyla beraber nasıl oralara akın ettiklerini görüyorsunuz. Nedir bu? İstanbul'un ihtiyacı ya. Buna ihtiyaç var. Bunu yapmamız lazım. Hele şimdi Fatih'in buna çok çok ihtiyacı var. Bunları başarmamız lazım. Hamdolsun 94 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve bazı ilçelerdeki belediye başkanlıklarını aldığımız günden beri İstanbul'u yenisiyle ve eskisiyle tarihine, adına, şanına layık bir şehir haline getirmenin mücadelesi içindeyiz. Bu süreçte çok önemli, çok güzel, çok hayırlı işler başardık. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Hatta hatalarımız da olmuştur. Fakat asla bunlarda ısrarcı olmadık. Farkına vardığımız anda düzeltmenin yollarını aradık. Bugünkü İstanbul'un çeyrek asır öncesinden çöp dağlarını hatırlıyorsunuz. Öyle mi? Hava kirliliğini hatırlıyorsunuz. Öyle mi? Susuzlukları hatırlıyorsunuz. Öyle mi? Onlardan bir şey kaldı mı? Bunları beraber açtık. Ama biz çok daha güzel İstanbul. Hayat kalitesi çok daha yüksek bir şehir. İşte bunu kimse inkar edemez. Bunu yapacağız. Rabbime bize bu şehre, bu şehrin insanlarına hizmet etme imkanı verdiği için ne kadar hamd etsem azdır. İnşallah ömrümüz oldukça da ülkemizle birlikte İstanbul'umuza, Fatih'imize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi kardeşlerim, hazır mısınız? Çok yoruldunuz biliyorum. Şöyle bir ayağa kalkalım bakalım. İnsanlar bazen oturarak da yoruluyor biliyorsunuz. Güçlü olalım yalnız. Tamam? Rabia'yı biliyor musunuz? Olmaz. Bu sesle olmaz. Bu sesle olmaz. Rabia'yı biliyor muyuz? Öyle ya. Tek millet. Olmadı. Yakışmaz Fatih'e. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. İşte bu bizim unsurlarımız. Zafere giden yolda unsurlarımız. Tamam. Peki bunun için ne yapacağız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ayrılık gayrılık yok. Dedikodu yok. Allah için sevmek var. Ve kongremiz hayırlara vesile olsun. Hepsinden öte şu ana kadar bu görevi yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görevi devralacak kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Fatih İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Hamdi Görkü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, ilçe başkanımız Sayın Ahmet Hamdi Görkü sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer divanı yerini alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, saygıdeğer divana teşekkür ediyoruz. Ve yine günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in hediyeleri. Buyurunuz lütfen. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bize her şey sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için. Her zaman olduğu gibi bugün de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız bırakmayan siz saygıdeğer Fatihli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüm delegelerimizin salonda kalmasını rica ediyoruz. Kongremiz devam ediyor. Müsaadenizle resmi tanıtmak istiyorum. Öncelikle şunu da belirteyim. Biz Fatih İmam Hatip Ortaokulu Ertuğrul Çakır Atölyesi öğrencileriyiz. Resmimizin adı Miras. Bize bırakılan en büyük miraslarımızdan biri olan Konstantinopolis'in fethini ele aldık. İstanbul'u Fatih'e ele aldık. Resmimizi 3 kısımda inceleyebiliyoruz Cumhurbaşkanım. İlk kısımdan başlayacak olursak burada
Konstantinopolis'in fethine nail olan Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi bulunmaktadır. Konstantinopolis mutlaka fetholunacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan, orayı fetheden ordu ne güzel ordu. Arapçası ise Latuftahannel Konstantiniye Felenirmel Emiru Emiruha Velenirmel Ceyşu Velikel Ceyş. Sözlerinden sonra Meteor, Meteor'un içinde de tüm haşmetiyle Fatih Sultan Mehmet ve komutasındaki Osmanlı ordusu betimlenmiştir. Cumhurbaşkanım, ikinci kısma geldiğimizde de burada Konstantinopolis'in temsili bir minyatürü bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı ordusu Konstantinopolis'i fethe doğru hızla ilerlemektedir. Üçüncü kısımda ise, üçüncü kısım bir rivayete göre şekillenmiştir. Akşemseddin Hazretleri bir gece rüyasında çınar ağacının altında Eyüp Sultan'ın kabrini gördü. Bundan dolayı biz de çınar ağacının dallarından Eyüp Sultan Camisi'ni oluşturduk. Çınar ağacının ön tarafında Akşemseddin Hazretleri Küçük Fatih'e ders anlatmakta. Akşemseddin Hazretleri Küçük Fatih'e sen ileride büyük işler yapacaksın dercesine fethi işaret etmektedir. Resmimiz böylece tamamlanmıştır. O grup başkanı var. Şimdi burada da tabii grup başkanı var. Maşallah dörtlü olarak hocaları da başta olmak üzere bu güzel eser meydana getirildi. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Ne istiyorsun? Bir dakika. Eyvah, nedir bu? Ben size de söylemiştim, Fatih İmam Hatip Ortaokulu'ndan geliyoruz. He. Ben arkadaşlarım, okul idaresi adına sizi okulumuza davet etmek istiyorum. Atölyemize davet etmek istiyorum. Şimdi bir dakika, Fatih İmam Hatip Orta eski Fethiye İlkokulu mu? Evet. Fatih Cami. He? Taş Mektep, eski. Taş Mektep. Reis Paşa'nı merak etsene. Ne? Caminin yanında mı? Fatih Portakal'ın yanında. Tamam, eski tamam, Taş Mektep'te. Yani bir gün Fatih'e geldiğimde inşallah Cuma'ya filan oradan size bir gece ansızın gelebiliriz. Ama oraya gündüz geliriz. Ya ama o zaman okul kapanmıyor mu? İnşallah. İnşallah. Belediye başkanımızla irtibat halinde inşallah kurup o benimle haberleşir. Tamam. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan evet, çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kongremize katılımları için teşekkür.
Evet. Ümmetin umudu,